Adım Servet, soyadım Başaran, 26 yaşındayım. Emlak işiyle uğraşıyorum. Şu an durumlardan dolayı pek çalışamıyorum. Genelde hep caminin avlusundayım. Cami vakit namazları hep orada bekliyorum. Yine namazı kıldım. Namazı kıldıktan sonra yine arkadaşımla birlikte sohbet etmeye gittik. Sohbet etmeye gittiğimizde yine mahallenin gençlerinden bir kardeşimiz geldi. Abi dedi, darbe girişimi var. Bildirge yayınlanmış dendi. Hani tabii bir şok olduk. Önce bir başımızdan aşağı kaynar suyun, hani bu hükümeti nasıl olur diye bir dedim, hani böyle bir hükümeti nasıl darbe olur diye. Sonra işte arkadaşla birlikte ilçe emniyetinin önüne gittik. İlçe emniyetinin önüne gittiğimizde orada bir kargaşa vardı. Orada bir hareketlilik vardı. Sivil memurlar gelmişti. Herkesin üstüne çelik yelekli. Herkesin elinde yine makinalı silahlar vardı. Çamlıca'nın üst kısmına çıktık. Çamlıca'nın üstünden kısıklığının arka tarafına indik. Arkadaşın amcası tam arabayı park ederken biz arkadaşlar birlikte hızlı hızlı kısıklığa yürüdük. Kısıklık zaten kalabalıktı bayağı. İnsan bir daha bir kendini iyi hissediyordu o kalabalığın içinde. Kısıklık çok kalabalıktı. Boğaz Köprüsü'nün olayların olduğunu sürekli duyuyorduk. Zaten o arada otobüsler çevrilmişti karakolun önünde, Kısıklık'taki olan merkez karakolun önünde. Oradan yine Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptığını duyduk. O da birazcık moralize etti bizi. Gittik. Önce yavaş yavaş yürümeye başladık. Konuşuyoruz tabii. İnsanların vurulma haberleri geliyor. Biz oraya varmadan önce yine 15-20 kişi vurulmuştu. Yaralılar da çoktu. Bir yandan silah sesleri geliyor. Bir yandan askeri püskürtürüz diye zaten oraya gitmek istedik. Herkes yavaş yavaş yürüyordu. Tekbirler vardı. Salavatlarla yürüyorduk. Ondan sonra herkes kelime-i tevhidlerle yürüyordu. Çok kalabalıktı. Her kesimden insan vardı. Herkes vardı. Kadın vardı, çocuk vardı, yaşlı vardı. Herkes vardı. Arabalar sürekli birbiriyle yarış içindeydi. Herkes hani köprüye gitmeye çalışıyordu. Hani o kadar çok araba olmuştu ki binlerce. Hani artık insanlar bile o arabaların arasında yürüyemiyor gibiydi. Biz gittik. Zaten silah sesleri sürekli geliyordu. Bir yandan karşı şeritte ambulanslar, özel arabalar, dörtlüleri yakmış, korna basa basa hani belli ki yaralı taşıyor, yaralıları götürüyordu. Burada. Burada. Korkudan ne yapacaklarını Biz tabii sağ şeridindeydik yolun. Tam hani Avrupa'ya geçiş kısmındaydık. İlerledik. İlerledikçe kan görüyorduk. İlerledikçe yerde eşya görüyorsun. Bir yandan geri dönün diyenler var. Hani bir yandan gitmeyin, herkesi vuruyorlar diyen var. Bir yandan hiç gitmeyen vardı. Ben mesela hiç geri dönmek istemedim. Ben arkama bile bakmadım. Daha sonrasında beni gören insanlar olmuş. Benim dümdüz gittiğimi hani söylüyorlardı bana. Hani dümdüz yürüyormuşum, etrafıma hiç bakmıyormuşum. Ben de bir ara öyle bir şey hatırlıyorum. Ama ilk vardığımızda topluluktan bayağı hani uzaklaşıp en ön kısımlara geçtik. Hep önlerdeydik. Tam sağ tarafında. Yani hatırladığım platin plakalar olur ya inşaat malzemesi. O öyle şeyler vardı. Tam otobüs vardı. Vurulmadan bir 5 dakika önce hatırladığım şeyler. Yani sağ tarafımda asker dolu bir otobüs vura vura insanlara geçiyor, arabalara. Oraya vura vura geçmeye çalışıyor. Bir yandan otobüsü durdurmaya çalışan vardı. Arka camına vuran. O anda çok büyük bir ateş vardı işte. O anda en büyük ateş başladı. Yaralılar var. Yerde yaralı var. Ya çok ciddi yaralı var. Bir iki dakika sürdü. Durup tekrar devam ediyorlardı. Hani jargon mesafesi. Hani doldurup tekrar devam ediyorlarmış gibiydi. Zaten o anda bir sürü mermi geçti sağımdan, solumdan. Zaten beni ıskalandı, arkamdakini vurdu. Ben aynı anda elimi aldım. Dört tane mermi hissettim vücudumda böyle sıyırdığını. En son bir tanesi elime isabet etti. Hani yerde düştüm, tam ayağa kalkacaktım. Bir tane abi ya da kardeş, tam hatırlamadığım için, kalkma yaralısın dedi. Ben sonra kafamı sola çevirdiğimde arkadaşımı gördüm. O da böyle sırt üstü yatıyordu. Hemen kalktım tekrar ateşin altında. Ona doğru koşacaktım. Beni tekrar yatırdılar. Ben yattım tekrardan. Ona doğru sürünmeye başladım. Yaklaştım arkadaşıma. Dedim, beni duyuyor musun Onur dedim. Böyle derin bir nefes aldım. Çok içten bir derin bir nefes. Ben sonra kelime-i şehadet tamamlamaya çalıştım defalarca. 3 defa ben bağırdım. Sonra beni görenler geldi yanıma.
Bir tane daha vardı orada bir kardeş. O da aynı şekilde geldi. O da bağıra bağıra kelime-i şehadeti söyledi. Sonra onu kaldırdık. Ben bacaklarından tuttum sımsıkı. Burama yasladım. Ondan öncesinde de elime bir tişört tarzı bir şey getirdim. Parmaklarım sallanıyordu böyle. Onu sardım. Acı çok hissetmedim. Korku da hissetmedim. Tereddüt yoktu. O an o muhteşem bir duyguydu hani. O an Allah Teala o kadar öyle bir iman, öyle bir itikat vermişti ki insanlara. Yani insanın kalbinde, yani kalbinde ne bir nokta kadar korku, ne bir tereddüt, ne de bir şüphe var. Hani orada nefs yoktu. Orada nefsin sana ölsem ne olur dedirtmiyordu. Hani şeytan yoktu seninle uğraşan. O anda orası gerçekten bir cihat meydanıydı, cenk meydanıydı. Biz zaten bunun bilincinde gittik. Biz şehadet istedik Rabbimden. Rabbim yaralandık, gazi olmayı nasip etti. Buna da şükür, elhamdülillah. Arkadaşı işte hastaneye yetiştirdik. Ben karşı şehirde atladım. İlk elim yaralı olduğu için ben geçiremedim. Kendimi tutamadığım için ilk bariyeri atlatırken birine verdim. Ondan sonra karşıda duran bir taksi vardı. Taksiye bindirdim. Ön tarafa ben oturdum. Arkada ona baktım. Tam yola çıktık. Altunizade taraflarındaydı. Haydarpaşa'ya götürecektim. Çünkü en yakın hastane orasıydı. Tam yolda tekrar beni duyuyor musun diye sordum Onur'a. Onur dedim, beni duyuyor musun dedim. Nefes aldı. Yaşadığını anladım orada tekrardan. Dedim ki ona, tekrar kelime-i şehadeti tamamla kardeşim dedim. Bir daha söyledim. Onunla zaten şehit oldu. Hastaneye vardığımızda zaten çok bir şey yapamamıştık. Aslında hiç keşkelerim yok o günle ilgili, pişmanlıklarım da yok. Eğer keşke diyorsam belki şu yüzden diyorumdur. Şimdi arkadaşım belki şehit olmasaydı, hani şehit olsaydı ilk düştüğü yerde, ben kalkıp tekrar yürümek istiyordum. Belki tek keşkem olurdu. Hani keşke yürüseydim dediğim bir tek o var şu an. Hani keşke daha ileriye gitseydik. Keşke daha ileride olsaydık. Biz çünkü hani arkadaşım ben kurtarım çabasıyla, hani o yaşıyordu çünkü, onu bırakamazdım orada. Hani o an şehit olsaydı belki ben de çok istiyordum. Zaten vücudumu çok sevdi, hani kurşun sıyırdığını biliyorum. Kıyafetlerimde görünüyor zaten. Bir de nasip işi şehadet. Hani çok fazla keşke ya da pişmanlık duyacak bir ortam da yoktu. Orası çok muhteşem, çok muntazam bir ortamdı zaten.